Herkese merhaba. Bugün tercih dönemi de yaklaşmışken size kendi üniversitem olan TOBB Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Ben 2019'da TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Şimdi size genel olarak hukuk bazlı değil, üniversitenin tamamıyla ilgili anlatmak istiyorum. Tamamıyla ilgili dezavantajlarını ve avantajlarını anlatmak istiyorum. Eğer şu anda TOBB Üniversitesi'ni araştırıyorsanız ve buraya gitmeyi düşünüyorsanız zaten TOBB Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli faktörün ortak eğitim olduğunu biliyorsunuzdur. TOBB Üniversitesi'ni en önemli ve diğerlerinden ayıran şey ortak eğitim. Biz bir 4 senelik lisans eğitimimiz boyunca 3 defa 3,5 aylık stajlara gidiyoruz ve bunlara ortak eğitim deniyor. Bunun çok büyük avantajları var ve aynı zamanda dezavantajları da var. Okul tarafından hani stajın dezavantajı gösterilmiyor ama bazı normal sosyal yaşamınıza ve hayatınıza etkilediği dezavantajları da var. Şimdi size TOBB'u ortak eğitiminin hem avantajlarını hem dezavantajlarını anlatmak istiyorum. En büyük avantajı tabii ki mezun olduğunuzda 3 tane yerde ve neredeyse 10,5 ay oluyor, neredeyse 1 yıla yakın iş deneyimiyle mezun oluyor olmanız ve bu direkt 10,5'u bir bütün olarak değil 3,5 ve 3 tane farklı yerde yapma imkanı da sunduğu için ne mezun olmadan önce neyi istediğinizi, neyi istemediğinizi keşfetmek için çok güzel bir dönem oluyor ve bu stajlar bir ay gibi kısa süreler olmadığı da için yani 3,5 ayda bulunduğunuz yerde sevdiğiniz mi, sevmediğiniz mi, işleyişi beğendiniz mi, size göre mi, değil mi daha rahat anlıyorsunuz. Yani bir aylık kısa gibi geçmiyor. 3,5 ayda gerçekten orada bir çalışan gibi oluyorsunuz. Ve bu size mezun olduğunuzda bir bilinç kazandırıyor. Yani sizi diğer arkadaşlarınızdan, diğer üniversitedeki mezun arkadaşlarınızın önüne geçiriyor. Çünkü ne isteyip ne istemediğiniz ve birazcık piyasanın içinden iç bilgi biliyor oluyorsunuz. Bu en büyük avantajım. Diğer bir avantajı ise iş bulmada çok daha ön plana geçiyorsunuz. Birçok arkadaşım hukuk fakültesinden de aynı şekilde ama mühendislik fakültelerinde de Ankara'daki işte en büyük Roket Santayı falan gibi yerlerle anlaşmaları var TOBB Üniversitesi'nin ve her dönem buraya 15-20 her bölümden öğrenci gidiyor. Ve bu öğrenciler 3,5 ay orada kalıp kendilerini sevdiriyorlar. Yani birçoğu 3 tane gittiği yerden bir tanesinde mutlaka kendisini sevdiriyor ve daha mezun olmadan işleri hazır olmuş oluyor. Gerçekten işe başlama süresi diğer üniversitelere göre çok daha kısa. Çünkü zaten bir yıllık iş deneyiminiz olmuş oluyor. Hem de o gittiğiniz yerlerden birinde kendinizi sevdirmiş ve size gel burada başla denmiş oluyor. O yüzden iş bulmak çok daha rahat oluyor. Diğer bir şey de bu Cumhurbaşkanlığı'nın bir anlaşması vardı. Cumhurbaşkanlığı'nın bir araştırması vardı. Eğer bulursam şuraya bir yere linkleyeyim ya da aşağıya koyayım. Orada üniversitelerden mezun olduktan sonra başlangıçtaki maaşlara göre üniversiteleri sıralamışlardı. En yüksek olan TOBB Üniversitesi'ydi. Diyeceksiniz ki şimdi hani daha iyi üniversiteler de var. Hani çok daha iyi üniversiteler de var. TOBB niye birinci sıradaydı? Yine ben bunun da sebebinin bu ortak eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha hızlı işe girebiliyorsunuz ve TOBB Üniversitesi bu ortak eğitimde siz kendiniz de bir iş yeri bulabiliyorsunuz ama aynı zamanda TOBB'un da kendi anlaşmalı olduğu bir sürü yer var. TOBB da hani Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin üniversitesi olduğu için birçok iş yeriyle, birçok büroyla, birçok şirketle anlaşmalı. Siz kendi okul puanınıza göre ortak eğitim döneminde bu şirketlerden birini yazıp girebiliyorsunuz. Bu da iş bulmanıza ve girdiğiniz işte daha yüksek yani yüksek maaş veren iş yerlerinde staj yapmak, daha sonra orada hızlı bir şekilde işe başlamak da daha yüksek maaşla başlamanıza sebep oluyor. Bu da ikinci avantajıydı. Üçüncü avantajı da sizin o bölümde ne işler yapabileceğinizi görmenizi sağlıyor ve bölüm size uygun mu değil mi? Bölümde hangi alana yönelirseniz daha mutlu olursunuz? Hangi alanda sizi tatmin eder? Ben mesela kendim hukuk fakültesinde birinci stajımı fikri mülkiyet alanında ve büyük uluslararası bir hukuk firmasında yaptım. İkinci stajımı rekabet hukuku alanında daha butik bir firmada yaptım. Üçüncü stajımı ise anayasa hukuk alanında Anayasa Mahkemesi'nde yaptım. Böylece 3 stajınızda da farklı alanlarda ve farklı şirketlerde, farklı kurumlarda yaparak hangi şeyi daha rahat seveceğinizi,
o alan size uygun mu değil mi? Bu arada mesela dersleri çok seversiniz. Dersin uygulaması olan staj yerinde o kadar mutlu olmazsınız. Bunları siz daha mezun olmadan anlamanızı sağlıyor. Tamam, her şey çok güzel. Hiç mi kötü yanı yok? Tabii ki var. Kötü yanlarından birincisi, en önemlisi, tatilleriniz çok 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 az. Herkes Bodrum'da, Çeşme'de, deniz kenarlarında storyler atarken siz gerçekten de kütüphanenizde finallere çalışıyor oluyorsunuz. Yani bütünlemelerde değil, direkt finallere çalışıyor oluyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde yani çok çalışmanız gerekiyor. Vizeler bitiyor, finaller başlıyor. Finaller bitiyor, bütünleme başlıyor. Bütünlemeden sonra zaten 4 gününüz falan kalıyor. Ben genelde bütünlemeye kalmıyordum ama bütünlemeye kalmazsanız bile 2 hafta, 3 hafta tatiliniz oluyor. 3 hafta, yani 1 ay tatilimizin olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ve bu da biraz yıpratıcı oluyor ve gerçekten dönemlerin kısa olması da sizi sürekli bir şeylere hazır tutmaya çalışıyor. Yani siz okula başlıyorsunuz, hemen vizeler başlıyor. Vizeler bitiyor, hemen finaller başlıyor. Bu da sizin hem çok az tatil yapabilmenize sebep oluyor ve diyecek zaman tatil önemli değil, önemli olan kendimi geliştireyim, şey yapayım. Ama bu da sizin yine sosyal etkinliklere daha az katılmanıza sebep oluyor. Ben mesela zorlayarak kendimi MUM'lere, ELSA'nın etkinliklerine gibi kendimi başka açılardan da geliştirecek. Yani sadece ders kitabı okumak değil, hukuk alanının başka alanlarından da geliştirecek etkinliklere katılmak için kendimi çok zorladım. Ama üniversitedeki birçok insan bunu yapmaya fırsat bulamıyor. Çünkü üniversitede çok fazla araları olmadığı için ben mesela vize döneminde de vizeden çıkıp başka bir etkinliğe gittiğimi falan hatırlıyorum. Ama insanlar bir sonraki günün vizesine çalışmayı tercih ediyor. Sizi sosyal etkinliklerden biraz kısıtlayan bir şey oluyor bu ortak eğitimin getirdiği, her sene 2 dönem yerine 3 dönem okuyor olmanızın ve dönemlerin daha kısa ve sıkıştırılmış olması sizi sosyal etkinliklerden de biraz soyutluyor. Diğer bir dezavantajı ise bu ortak eğitimler biraz insanlarda rekabetçi bir yapıya sebep oluyor. Buna herkes katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama ben Ankara Hukuku'nda sosyal etkinliklerine katılıyordum. Ankara Hukuku'nda sosyal öğrenci kulüplerine katılıyordum. Orada gördüğüm öğrenci ilişkileri, öğrencilerin notlara bakış açısıyla toptakilerin çok farklıydı. Çünkü TOBB'un bu ortak eğitim sisteminde siz okul puanınıza göre ortak eğitim dönemi açılmadan önce belli listeler yayınlanıyor. İşte mesela Anayasa Mahkemesi 5 kişi alacak. Şu hukuk bürosu 2 kişi alacak. Şu hukuk bürosu 1 kişi alacak. Ve bunu genel olarak sadece not ortalamanız değil, İngilizce puanınız falan da tabii ki etkiliyor. Ama genel olarak not ortalamanıza göre sıralanıp alınıyorsunuz. Ve bu da insanların biraz birbiri içerisinde rekabetine sebep oluyor. Biraz sınıfların diğer okullara göre daha küçük ve daha az sayıda insan olmasının da etkisi vardır bunda. Ama genel olarak insanlar, siz hangi notu aldınız? Daha yüksek not alayım. Bu derse nasıl çalışayım? Aa, Elif bunu almış, ben bunu alayım gibi sizi kendileriyle kıyaslamalarına ve biraz rekabete sebep oluyor. Bu da üniversitedeki o beklediğiniz güzel arkadaşlık ruhu havasına çok uymayabiliyor bazen. Bu ortak eğitimin diğer bir dezavantajı ise, yani tahmin edebileceğiniz üzere ama çok fazla değil, yani Türkiye'nin genelinde olan torpil şeyinin bu ortak eğitimde de dönmesi. Bazen hani bazı insanların akrabalık ilişkileri ya da başka ilişkileri yüzünden sizden daha düşük ortalamada ve daha düşük kalifiyede olmasına rağmen iyi yerlere gidebiliyorlar ve siz açıkta kalabiliyorsunuz. Ama açıkta kalsanız bile stajı yapmak zorundasınız ve o zaman kendiniz stajyeri bulabiliyorsunuz. Ve ikinci seçim dönemi de var, ya da o ikinci staj döneminde ilk seçim döneminde seçilmeyen yerlerde staj yapabilirsiniz veya kendiniz ayrı bir staj yeri bulabilirsiniz. Bunlar ortak eğitimin şu an ilk aklıma gelen avantajları ve dezavantajları. Onun dışında okulla ilgili başka anlatabileceğim iyi yönlerinden biri, benim kardeşim ODTÜ makine mezunu. O yüzden ODTÜ'nün de biraz sistemini biliyorum. Öğretmenlerle, hocalarla, öğretmen denmez pardon bu arada, üniversitedeki hocalarla yakın ilişki kurabiliyor olmanız. Hocalara bir şey sormak istiyorsunuz, hocalardan bir şey istiyorsunuz. Gerçekten çok rahat kapılarını tıklayıp odalarına girebiliyorsunuz. Onlardan bir şey isteyebiliyorsunuz. Benim kardeşim ODTÜ'de onur öğrencisiydi. Notları çok iyiydi. Ama buna rağmen
hocalarından pandemi dönemi olduğu için ve pandemi döneminde 3. ve 4. sınıf hocalarıyla tanışamadığı için referans mektubu alırken çok zorlandı. Ama ben üniversitede hocalarıma gittiğimde tabii ki Elif, yani birçok hoca eğer sizin notlarınız iyiyse, derslere devam ediyorsanız size referans mektubu vermek veya istediğiniz başka bir şey sormak istiyorsunuz. Ben mesela Almanya ve İtalya arasında yüksek lisansta çok kararsızdım. Gittim okuldaki hocalarımla, asistanlarımla görüştüm ve hepsi bana yarım saatini 40 dakikasına ayırıp bu konuyla ilgili konuştu yani. Ve bu gerçekten çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir nimet yani. Bunu girdikten ve diğer okuldaki arkadaşlarınızla konuştuktan sonra anlıyorsunuz. Ben bir herhangi bir yarışmaya girmek istediğim zaman dekanımız hemen şey diyordu, tamam her şeyi halledelim, işte maddiyse maddi olarak halledelim, sizin başınıza bir asistan atayalım, sizi çalıştırsın. Yani siz eğer bir şeyler yapmak istediğinizi gösterirseniz hocalar gerçekten tamam yapalım, ne yapabiliriz, yani önünüzü açmak için elinden geleni yapıyorlar ve gerçekten dediğim gibi çok rahat kapılarını tıklayıp odalarına girip konuşabiliyorsunuz. Bir dezavantaj olarak da, evet, şu anda da dışarıda bahçedeyiz o yüzden ses olabilir. Ama bir dezavantaj olarak da şunu söyleyebilirim ki okulun sosyal ortamı, sosyal aktiviteleri bir ODTÜ, Bilkent kadar iyi değil. Ama bu bence bizim dönemimizde olan bir şeydi. Gittikçe iyileşiyor. Çünkü sosyal kulüplerde önemli olan şey gelenek ve bir önceki yönetim kurulunun aşağıdaki insanları eğitmesi. O sosyal kulüplerin belli bir geleneğinin, göreneğinin, bir işleyiş düzeninin oluşması gerekiyor. Ve bu da böyle 2 senede, 3 senede olacak bir şey değil. Gerçekten senelerden sonra o öğrenciler birbirlerine bir şeyler aktardıktan sonra o sosyal kulüp gelenekleri oluşuyor. O İşte ODTÜ'nün işte inşaat bölümündekilerin işletmeye gidip kız kaçırmaya gitmeleri, bilmem işte davullarla bir şeyler yapmaları. Hani bu tarz şeyler seneler içerisinde oluyor ve topta bu biraz daha zayıftı ve bizim dönemimizde topta şenlik olmuyordu. Biz 4 sene, 5 sene işte hazırlıkla beraber 5 sene okuduk. Sadece 1 sene şenliğimiz oldu. Ama şu anda artık şenliklere de başlamışlar. Arka işte kocaman bir yeşil alan açmışlar. Bizim dönemimizde onlar yoktu. Bizim dönemimizde çok fazla kafe yoktu okulun içine. Şimdi alternatif kafeler açılmış. O yüzden bu sosyal şeyinin gittikçe daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. TOBB'un yurt dışıyla bağlantıları ve yurt dışına açılmanız rahat mı değil mi? Açıkçası bence bir Bilkent, ODTÜ kadar çok yurt dışına giden insan yok TOBB'da. TOBB'a gelen insanlar genel olarak Türkiye'de çalışmak için geliyor. Ama siz eğer bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yani burada birazcık çevreniz çok etkili oluyor. Çevrenizdeki insanlar hep sizinle yurt dışına gidelim, şuraya gidelim, ben buraya gittim. Biri mesela yüksek lisansa gidiyor, siz bir sene çalışıyorsunuz ama arkadaşlarınız yüksek lisansta. Siz o zaman yurt dışı ile ilgili bilgi alabilecek birinci elden çok fazla kaynağa ulaşabiliyorsunuz. TOBB'da genelde bu biraz daha az bir ot diye Bilkent'e kıyasla. Ama ben bunun sebebinin eğitim olduğunu değil, oraya giden öğrencilerin mentalitesinin ve şeyinin o kadar yurt dışına açık, yani yurt dışında yaşama odaklı, yurt dışında bir şeyler yapmaktansa Türkiye'nin iyi şirketlerine girme odaklı olmalarına bağlıyorum. Ona göre bunu bir dezavantaj ve avantaj olarak söyleyebilir miyim bilmiyorum ama şey diyebilirim. ODTÜ, Bilkent ve belki İstanbul'daki bazı üniversitelere göre yurt dışında daha az insan gidiyor. Daha az insan yurt dışında bir şeyler yapmak istiyor. Ama ben şu anda bu videoyu Münih'ten çekiyorum. Şu anda Berlin'de çalışıyorum. Yüksek lisansımı Göttingen'de yaptım Almanya'da. Hani yapılmayacak bir şey de değil. Sadece birazcık kendinizin ekstra çabalaması gerekiyor. Çünkü çevrenizde böyle örnekleri çok görmüyorsunuz. Bu örneklere birazcık kendinizin ulaşıp kendinizin bu insanlarla iletişim kurması gerekiyor. Ama dediğim gibi okul sizi her türlü destekliyor. Bir öğretim hocalarım beni her türlü üniversitelerde de referans mektubunda da çok desteklemişlerdi. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Sizin de aklınıza bir soru gelirse aşağı yazabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi gidin ya da gitmeyin diyemem. TOBB'un ortak eğitiminin de bir sürü avantajı var ama dediğim gibi dezavantajları da var. Siz kendinize uygun olanı seçmeye çalışın. Eğer yani yaz tatilleri sizin için çok önemliyse, yazın yaptığınız sosyal etkinlikler sizin için çok önemliyse TOBB'da çok mutsuz olabilirsiniz. Çünkü gerçekten
çok da duyuyordum. Yani yazın yeter artık, şu an biz finallerdeyiz, buradayız bilmem ne deyip ağlayan çok insan vardı. Ama bunu bilerek gidin yani. Siz gerçekten Ağustos ayında arkadaşlarınız tatildeyken, denizdeyken siz kütüphanede çalışıyor olacaksınız. Bunu bilerek gidin. Ama bunun da dediğim gibi çok güzel avantajları da var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.